Kayıt başladı. Burada kalmıştık. Şimdi buradaki işlemin size göre hangisi doğru olduğuna bir karar verebildiniz mi? Fikriniz var mı? Rejo? Var mı kanka? Notification, event ya da mail yollama Aygün Ya açıkçası bana kalırsa burada event ya da notification kullanmak mantıklı. Mantıklı mı? Demin değil demiştin. Baktıktan sonra mantıklı geldi. Mantıklı değil. Değil mi diyorsun? Mantıklı değil. Çünkü tek bir işlem yapacağız burada. Yani notification'ı direkt kullanabilirsin. Tek bir işlem için Ama notification. notification'ı veya direkt maili neden kullanabilirsin? Notification işlemi daha fazla özelleştirmek için. Ben sadece cümlemi bitirmemiştim Ha, tamam söyle söyle. de. Tamam söyle söyle. Sen aynı şeyi Aynı şeyi söyledin. Aynı söylemiştim. şeyi Ha, tamam. söyledin. Mantıklı ama yani event'ta birden çok hani olay zaten şey yapabileceğimiz. Burada biz bir olayı aslında baz aldığımızda. Hani bence Burada notification. event fırlatamıyoruz kanka. Çünkü burada güncelleme yapmıyoruz şu an. Şu adımda. Şu adımda sadece mailini giren kişiye mail yollayacağız. O yüzden ya Yollayacağız notification ya da ya da mail mail. event. Ama Notification'ı notification. kullanmaktaki genel amacımızı bir kesinleştirelim diye ben deminki soruları sormuştum. Yine söylüyorum. Notification'ı kullanmaktaki temel amaç daha fazla, daha detaylı bir işlem yapacaksan bunu özel bir sınıfa al, o sınıfın içinde işlemlerini Bilgi yap. vermek için Burayı böyle kullanıyorum. kalabalık kalabalık tutmanın bir anlamı yok. Doğru. Tamam mı? Diye düşünüyorum şu anda. Ben şu an bu işlemi burada mail sınıfıyla yapacağım. Ondan dolayı da bir tane PHP artisan make mail. Ne yapıyoruz? Reset password. Reset password. Sonra da yine maili ekliyorum. Bu işlemimiz şurada şimdi oluştu. Geldi. Şimdi ona sonra döneceğim. Benim burada yapmam gereken işlemlerden bir tanesi token oluşturmak. Token'ı str sınıfını kullanarak random işte şöyle in 60 diyeceğim. 60 karakterlik bir token oluşturalım. Bu token'ımızı bizim nerede veri tabanı açıkta var mı? Var. Hatta tam da üzerindeyiz. Password Reset Tokens adlı bir tablomuz var. Bu benim varsayılan bir tablosu. Biz nasıl ki user verify diye bir tablo oluşturmuştuk ya. Bakın burada bulunuyor. Bununla birebir aynı neredeyse. Hiçbir fark yok gibi. Şöyle pardon. Önce bir gireyim içerisine. Password Reset Tokens tablosuna. Bakın e-mail var. Daha büyümüyor şu an, büyütemiyorum. E-mail field'ı var. Token field'ı var. Ne zaman oluşturulduğu ile ilgili bir alan var. Bunun haricinde bir alanı yok yani bu tablonun. Biz bu tabloya kayıt işlemi yapacağız. Şimdi burada kaydı yaparken bir ufak farklılık işin içine sokacağım. Ya yani öyle düşünüyorum. Daha önce yapmadık. DB query hani göreceğiz demiştik ya bir yandan. Şimdi biz diğer bütün sorgularımızı DB query ile yapabilirdik. Şu an ilk defa DB query'yi kullanarak yapacağım. Modelini oluşturmadık çünkü biz daha önce. Yani şundan bahsediyorum. Bu Password Reset Tokens'ın bir modeli şu anda bizde yok. İçeride yok. Bu modelini oluşturmadan doğrudan DB query kullanarak yapacağım. Onu da şöyle yapıyoruz. DB sınıfını çağırıyoruz. Şöyle bu yine support facades olan kısımdan alıyorum. DB table'ı. Önce table'ını belirtmemiz gerekiyor. Hangi table'da, hangi tabloda işlem yapacaksın? Password Reset Tokens tablosunda ben işlem yapmak istiyorum. Hangi işlem yapacaksak buradan sonrası o. Yani biz where yazacaksak burada where yazacağız. Şu an biz yapmak istediğimiz işlem ne? Insert yani ekleme işlemi. O yüzden insert edeceksin diyorum. Bu insert bölüm bakın bir ne alıyormuş? Array yani değerler bütününü almak istiyor. Buraya geliyorum. Diyorum ki ben bir e-mail kaydedeceğim. Çünkü içinde e-mail alanı vardı. Gelen e-mail. Sonra benim bir token alanım var. Gelen token'a kadar şu yani işlem yaptığımız token tabii. Sonra benim bir de created etim var. Bunu modelle yani biz modelle yapmadığımız zaman bu ilgili alanlar işlem yapmıyor. Yani bu tarihsel timestamp alanları. O yüzden bunu kendim şu an oluşturuyorum. Normal modelle yapsaydım bu biliyorsunuz hani otomatik oluşturma tarihi atılmış oluyordu. Şöyle geldim. Burada now diyorum. Yani şu an. Şimdi oluştur. Şu an bunu yapmış oldu. Bize gitti bir tane bu tabloda kayıt oluştur. Tabii şuraya böyle kalacak. Ben noktaları koydum fazla. Bize gidip burada bir kayıt açacak. Bu işlem modelden her zaman çok daha hızlı çalışır. Sizin için önemli olan noktalardan bir tanesi. Bu insert diye hızlı çalışmıyor. Bundan bahsetmiyorum. DB table yani DB query yazdığınız zaman her zaman
istekleriniz daha hızlı, daha çabuk gelecektir. Ama modelin özelliklerinden de faydalanamamış olacaksınız. Modelde bir sürü özellik vardı ekstra kullanabileceğiniz. Bunları burada kullanamıyoruz. Bunun ekstra kendi özellikleri var. Böyle artık hani yer yer, bu böyle ufak bir giriş olmuş olsun DBQR kısmına. Ben yer yer böyle kullanarak bunu da ilerletmiş olacağım sizlere. Şimdi burada da geliyorum artık mailimi göndereceğim. Yine mail sınıfını çağırıyorum. Tabii mailimiz doğru geldi mi? Onu bir bilemedim nedense. Bir bakacağım. Mail nerede? Şurada. Tamam, doğruymuş. Yanlış yerden olmasın. Mail'e to diyorum. Kime önce göndereceğimi buluyorum. Yani user'ın e-mail'i diyebilirim. Direkt e-mail de diyebilirim. Yani çünkü e-mail'imiz zaten elimizde var. Yani find'ın e-mail'i diyebiliriz. Buradaki first or fail'i sadece şey amaçla kullanmış olduk şu an. Bu yapıda. Hata versin ya da vermesin diye. İsterseniz şunu da kullanabilen bir değişkeni olduğu için şöyle find'ın e-mail diye verelim. Hani değişken aldık. Madem onu da bir kullanalım. Aynı zamanda. Sonra bunu bir gönder kısmı vardı. Send hatırlarsanız. Sonra bunun içerisinde bir tane mailable vermemiz gerekiyor. Benim bu yeni oluşturduğum new reset password mail. Bunu veriyorum. Şimdi benim burada verdiğim bir de token vardı. Ben bu token'la ilgili token'ı orada da göndermeliyim ki hani işlem yapacağız çünkü daha sonrasında. Bunu nasıl yapalım? Burada bir token yollayalım ya da şöyle yapalım. User yollayalım. User'ımız ne bizim burada? Find. Belki kullanırız diye bunu user yolluyorum bu arada. Bir de token'ı yolluyorum. İkisi de elimizde duruyor olsun. Daha sonra burada bir alert işlemi vermemiz lazım. Bir alert verelim. Burada var mıydı bu sınıfın içinde alert? Var. Şunu aldım. Arada sıfırlama maili gönderilmiştir dedik. İşte şurada tamamı falan filanı yazıyor. Yine bakalım içine de. Şöyle tamam 5 tane sonra kapanacak. Benim artık return redirect bekleyeceğim. Yani geldiği sayfaya geri gitsin. Parola sıfırlama maili gönderilmiştir şeklinde de uyarıda bulunsun. Şimdi reset password mailimi açıyorum. Ben burada ne alacaktım? Public olarak. Tabi bakın hani hatırlarsanız bu neydi? Bizim için dependency injection yapıyorduk burada. Eski kullanımında göstermiştim onu unutmayın. Burada tanımlama yapıp sonra yapıyorduk ya da böyle public ile beraber PHP 8'den itibaren kullanabiliyoruz. User modeli türünden bir user gelecek. Bir de string olarak bize tabii bunun başına da public eklemem gerekiyor. Token gelecek. Benim şurası parola sıfırlama mail yani subject bölümü. CC, BCC vesaire falan buraya ekliyoruz hep. Envelope'un içine baktığınızda görürsünüz. Derste yine bunu konuşmuştuk. Biz view olarak front'un içindeki, out'un içindeki nerede? Şu reset password. View'unu kullanacağız. Bunun bir width'i vardı hatırlarsanız. Width de array alıyordu. Array'in içerisine de yazacağız şimdi. Ne diyoruz? User ihtiyacımız şayet olacaksa this user. Token'a ihtiyacımız olacaksa ki olacak. Dolar this token. Hatırlarsanız bu view'un içinde biz böyle title'lı mitle'lı alanlar yapmıştık. Şöyle bir bakalım. Yanlış hatırlamıyorsam yanlış mı hatırlıyoruz? Dolar title'dı aslında. Allah Allah. Eğer gelirse bunu yap, gelmezse bunu yap demiştik. Ya da şöyle soru işareti aratalım iki tane. Bulamıyor. Yapmadım mı ya ben bunu burada? Bir dakika bu değil. Çünkü bu değil. Bu değil çünkü. Ben neyi yazdım? Nereye gönderdik view'u? Bir view'a bakalım. Yanlış view'a mı yolladık? Yok bu değil abi. Gideceği view e-mail'in içindeki reset password çünkü. Mail nereye gidecek? Bununla gidecek. Yani mail şablonumuz bu çünkü. Ben yanlış yere gittim. Şimdi title'ları atırsam bulacağım. Mesela bakın title diye bir alan yapmıştık. Parola sıfırlama maili şeklinde gidiyor. Biz bunu title yollayabiliriz, yollamaya da biliriz. Ama biz burada yollayalım ki hani daha sonradan bakıldığı zaman bu fark edilebilir
olsun. Yani title diye bir alanım var. Burada ne diyelim? Ne bekleriz? Yani ne beklersiniz sizler olsanız? Parada sıfırlamam diyelim. Olur. Sadece böyle bıraktım. Diye gönderdim. Bu alanda o şekilde dolmuş olacak. Yani ben buradan yolladığım için. Şimdi benim mailim gitti. Mailimdeki işte şu altta A elementi vardı. Şöyle href diye yaratsak sanırım çok fazla href var mı? Varmış. İki tane alan var. Bu ne için abi? Bir tanesi böyle, bir tanesi altta. Bir if var. Birisinde bunu kullan, diğerinde bunu kullan demişler. Bu if'in başlangıcı nerede? MSO dediği ya bilmiyorum ama farklı bir şey türü. Element türü galiba. Orada. Contract. Ya bunu açıkçası bilmiyorum. Bu terimlerin karşılığı nedir? Ama ben bu A'yı koyduğum zaman, yani A'nın gideceğini de biliyorum ama bunları kapatırsak böyle olacak. Bunu anlamamız şu aşamada zor. O yüzden ben bu root'u, ya tema ile alakalı bu durum bu arada şu an yaşanan. Bu root'u buraya da verdim. Aynı şekilde yazılsın diye. Sadece bunun bir metinsel bir durumu var mı onu anlayamadım. Yani bir içinde yazı mazı yazıyor mu? Yazmıyor değil mi? Microsoft'ta ne yapacakmış ki yani? Office Word diyor. Ha, Outlook'un içinde açarsa galiba bu. Yani bilemedim ama Microsoft Outlook olabilir mi? MSO. Ya da Office bunu olabilir. Şöyle Microsoft aratalım. Office. Olabilir. Microsoft Office de olabilir. Türkçe yazalım nedir diye. Outlook'muş. Tamam, Outlook'un içinde açılırsa link nasıl açılsın diye verilmiş. Biz de yine bunun açılmasını istediğimiz için böyle verebiliriz. Bir sorun teşkil etmeyecek. Bir deneyelim. Bilmiyorum şu an artık ne durumdayız çünkü. Mailimizin gitmesini bekleyeceğiz. Tabii mailimizin konfigürasyon ayarlarını da ENV'de daha önceden yaptığımızı hatırlatıyorum. Mailtrap üzerinden biz yaptık. Nerede? Nerede? Şurada. Şu kısımda daha önceden biz ilgili ayarlarımızı yapmıştık. Şimdi Mailtrap'i de bir yandan açalım. Şöyle Mailtrap.io. Sisteme login olundu. Notification kısmını açtık. Şimdi bir sıfırlama işlemi yapalım. Eloquent test. Tabii bunu bir de PHP artsan key nereden çıktı ya? Şey yapalım. Optimize yapalım yani yine. Burada herhangi bir durum olursa bize sıkıntı çıkartmasın diye yaptım. Kayıt bölümüne geldim şimdi. Buradan da parolamı unuttuma geldim. Yani bu vardı diye biliyoruz. Parolamı sıfırladık. Ne diyor? Construct'ında password mail'in user türünde user gelmiyor mu diyor. Must be type user gelmesi lazım diyor. Evet, tamam. Bizde find user. Bir de burada zaten bir kızma mı var? Ben şunu anlamadım. Şu find'de ne var ki? Niye öyle yapıyor? User gelmiyor mu orada zaten? Model user. Doğru yani. Reset password mail'in içinde. Bu user başka bir model mi? Hayır, zannetmiyorum. Nerede? User modeli yok mu? Yok. Nasıl ben yazdım abi o zaman oraya? Ben kendim böyle geldim, enterladım. Gelmemiş. Yani. Tamam. Demek ki demin gelmemiş. Arkadaşlar az önce ben eklerken bunu. Demek ki gelmemiş. Şöyle sayfayı bir kez daha yeniledim. Bu sefer ne diyor? Başka bakalım. Duplicate entry. Connection. Reset tokens. Daha önce oluşturulmuş ya token. Bir kez daha demin ben yaparken token oluşturduğu için şimdi bir kez daha oluşturulduğunu söylüyor. Ne yapayım? Veri tabanından sileyim abi şunu. Hmm.
Sayfa yeniledim. Bu sefer ne dedi? Settings ile ilgili bir şey söyledi. Haklı. Biz bu settings'i nereden yayınlamıştık? Provider App Service Provider'ın altında mail header şeklinde vermiştik bu. Bir de bizim e-mail nokta yıldız değil mi? Sonuçta e-maillerin her birisinde bu settings'i kullanıyor olabiliriz. Yine optimize'ımızı yapalım. Tabii şu an database'de bir kez daha oluştu bakın. Birazdan bu hatayı da gideririz. Hani bu kontrolü de yaparız ama şu anda böyle ilerleyeceğim. Bir önce bir gönderelim, sonrasında o düzeltmeleri yaparız. Sanırım şu an yolladı, biraz bekledi çünkü. Parola sıfırlama maili gönderilmiştir dedi. Bakalım mailimiz geldi mi? Bakın parola sıfırlama maili yazdı. Parola sıfırlama. Şu an buradaki fotoğraflar olmadığı için bir sunucu ortamında gözükmüyor. Şöyle bir bakacak olursak URL'ine, source'u kötü. Bunun source'u kötü. Doğru yazılmamış. Onu düzeltiriz. Peki bununki nasıl yazılmış? Bir de buna bakalım. Bunun source'u doğru. Sadece null geldiği için böyle. Bunun source'u gibi birini yazmamız lazım. Hemen bu hatamızı düzeltelim. Şöyle img etiketini aratırsak. Sol tarafı da kapatırsam. Bu doğru olan. Bir önceki. Bakın bu settings logo. Asset yok başında. Asset'le beraber koyduk. Artık doğru. Yani bu kısım doğru en azından. Şimdi bizim ikinci olarak yapacağımız işlemse şu. Bakın varsa. Şimdi şunu yapalım. Önce var mı yok mu kontrolü yapalım. Token varsa token'ı verelim. Token find diye bir değişken oluşturdum. DB table artık kullanıyorum. Bakın bunu kullanarak devam edeceğim işlemlerime. Table'ım password asset tokens. Bunun bir yapacağım işlem veriyle beraber. Tam bu direkt query. Kendisi direkt query oluyor. E-mail. Bu e-mail ile ilgili bir alan varsa bana getir. If eğer token bulunduysa ya da böyle böyle diyelim ya da böyle mi diyelim, böyle diyelim tabi. Token bulunduysa burası, bulunmadıysa burası olacak. Şöyle bulunmadıysa ben bir token oluşturmalıyım ve aynı zamanda insert etmeliyim. Bulunduysa da zaten token'ın eşittir yukarıda bulduğum token find'ın neyi? Token'ı. Gelen token find'ın token'ını almış olacağız. Ki hatta şu an sadece bir şeyim efendim. Yani onu yanlış yazmışım, evet. Onu düzelttim. Sadece burada bir şey daha ben bir bakmak özellikle istiyorum da. Şimdi ben her token find'ı bulamadıysam hiç, yani tek satır, yani bu if'i else azaltabilir miyiz düşündüm de birisini koymadan olur mu? Yani olmuyor gibi. Şimdi bunun var bir tane. Bir daha yolla dedim. Bakalım hata geliyor mu ya da başka sıkıntımız var mı? Maili bir kez daha gönderdi. Şimdi ben burada bazı kontrolleri yapamadığım için bu adam defalarca bu arada mail yollayabilir böyle, yani gelir 1, 2, 3, 5, 7 artık hani bunların kontrollerinin normalde yapılabiliyor olması lazım. Bunlar yine geliştirmelerden bir tanesi. Not alırsanız bunu loglama yapacağız ya, loglama yaptıktan sonra bu kısmı yaparız. Şimdi benim burada söylediğim yapmadığım bir işlem kaldı mı? Yani token'la ilgili kısım şu anda okeyiz. Peki şu an biz ne yaptık? Parola sıfırlama işlemi ile ilgili mailimizi yolladık. Şimdi mailden basan bir kişi bir tane parola sıfırlama ekranı açılacak. Parolamı sıfırla diye aynen şu an gördüğünüz gibi. Burada parolasını yazacak. Password. Bir de password. Confirm. Evet. Confirm. Yani doğrulamasını yapacak. Genellikle Laravel'de eskiden
Ya bu kendi varsayılan resetini yaptığınızda biz şu an customize, her şeyi özel kendimiz yazıyoruz. Evet. Hiç hazır bir paşayı kullanmıyoruz şu an yapıda. Bunu yaptığınız zamanlarda siz her ne kadar bu mailden geliyor olsanız bile derdi ki mail adresini yaz, parolanı yaz, parolanı yaz. Yine sen doğru mailden mi geldin kontrolünü yapardı. Çünkü adam link eline geçirmiş mi geçirmemiş bilinemiyor. Ondan dolayı böyle bir sorgulama yapılıyor. Bilginiz olsun. Biz şu anda artık hani son durumlarda yapılmıyor gene. Kontrolünü yaptım ben. Bu güncellemeden sanırım vazgeçilmiş. Bu kontrol yapılmıyor. Sebebini tam olarak bilmiyorum ama böyleydi. Yani eski durumlarda karşılaştınız. Ya buna ne gerek var demeyin. Bilginiz olsun sizlerin de. Şimdi geleceğim. Bir tane daha view oluşturmamız gerekiyor çünkü. Benim de nerede? Front'un içinde. Out'un içinde. Password reset kısmı. Şimdi parolamı sıfırla. Ben burada diyeceğim ki @isset eğer token varsa, biz token yollayacağız ya buraya birazdan. Token varsa aynı görseli kullanalım yani. Farklı farklı şey kullanmayalım. Görüntü kullanmayalım yani. And isset varsa şöyle bir tane daha div altına koymasını istiyorum. Buna ne diyeceğiz? Password. Yani parola. Sonra bunlar da password olacak. Doğru mu yazdık? Tamam. Bir de bunun bir tane daha olacak. Password confirmation. Yani parola doğrulama diyorum. Bu da sanırım yanlış yazmazsam confirmation yazmak gerekiyor. Bunun yazımı böyle olması gerekiyor. Hata alırsak da birazdan göreceksiniz. Bunun bir request'e doğrulamasını yapacağız. Ondan dolayı özellikle böyle olması gerekiyor diyorum. Haberiniz olsun. Eğer ki bak bu if setse bu gelecek. Şimdi bunun bir else'i var biliyorsunuz. Yani yoksa yani anlamında. Yoksa da şu mail olan kısım gelecek. Sanırım anlaşmışızdır şu anda bu konuda. Şöyle V yaptım. Bu hala aynı kalabilir. Bir sorun yok. Sadece root'umuzla ilgili olan kısmı değiştirmemiz gerekiyor. Isset yine yapıyorum. Token'ın varsa bu root'a git. Şimdi root'umuzu oluşturmadık mı? Oluşturduk mu hatırlamıyorum. Post edeceğimiz root'u. Onu bir şöyle bakalım. Vallahi hatırlayamıyorum. Bakmadan doğru olmayacak. Bu mail yollama kısmımızdı. Bu gelecek olan sayfa. Şu an açacağımız sayfa. Bir de bunun postunu koyalım. Password reset. Password reset. Confirm onaylama mı diyelim buna? Ne diyelim? Confirm diyelim. Bu fonksiyonu değiştirelim. Çünkü asıl reset'i bu yapacak. Hani işlemsel olarak. Bu token kalabilir. Buna artık gerek kalmayacak. Aynı isim olacağından dolayı. Bunu confirm'e çeviriyorum. Şu anda çevirmiyorum. Yok yani. İkisi de yok. Oluşturacağız. Login controller'a geldim. Ama bir şey daha değiştirelim arkadaşlar bence. Confirm değil de bakın hep show'lu yaptık ya göster. Buna show password reset diyeyim mi? Var mı? Aynısı var. Aynısı olduğu için confirm'i bıraktım yine ama show'lu olsun. Buraya da public function password reset confirm. Doğru mu? Show yok başında. Show'unu aldık. P'sini büyüttük. Burası request'ten request alacak. Bizim bu request'imizde bir token var. Biliyoruz. Değil mi? Artık. Request'ten gelen token şey yanlış mı yazdık yani? Token return view yapacağım. Front'un içindeki buraya gidecek. Buna da compact'la beraber token'ı göndereceğim ki artık bu onunla gittiğini kendisi görsün ve kullandırsın. Şimdi bizim burada token olması zorunlu bir alan olduğundan dolayı yani ister validate kullanabiliriz burada. Yani bir tane oluşturabiliriz request özel.
Request oluşturmadan da hatırlarsanız request'i validate et. Burada şöyle rule'larımızı yazabiliriz. Token gelecek. Bu required bir alan diyebiliriz. Ama ben şunu bir şey ya bir şey var, bir sıkıntım var benim. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi ben bunu yaparsam bu adam burada eğer ki bu token yani gelmemişse değer bu sayfanın içerisine zaten girememiş olacak. Yani bakın şuraya bu token yok ya giremeyecek. O yüzden benim bunu koyup koymamam çok da bir şey değiştirmemiş olacak. Ha koyalım. Ama hani koymamız bir şey değiştirmiyor. Çünkü zaten baştan biz root'un orada bunu belirlemişiz. Ama biz gidip de bu ilgili token'ı veri tabanında var mı yok mu kontrolünü yapsak ki bence doğrusu bu. Token exist diyorum. Yani var mı kontrolü. Yine DB üzerinden yürüyeceğim. DB table password tokens where token gelen token. Bunda da first diyeceğim. If eğer benim bu token bakın burada bir durum var. DB table'la beraber kullandığımız için ama onu bir gösteririm. If token exist yoksa başına bir ünlem koydum. Abort veriyorum. Yani hatalı sayfaya 404'e git. Abi sen hani buraya giremezsin. Yani senin burada bir yetkin yok demiş olup hemen önüne seti çekmiş oluyoruz. Bunun dışında bir kontrolümüz başka var mı? Token'ımız var zaten. Token bulunduğu için ben bu token'ı yollayıp işlemime devam ediyorum. Sanıyorum bir sıkıntı olmasa gerek. Bunu da hemen buradan bir şöyle basarak deneyelim. Oluyor mu, olmuyor mu? Ne diyor? Ha ben yazamamışım. Bıraktım, yarım bıraktım ya onu. Hani duruma göre yapacağız diye. Bilmediğimiz için root'u henüz o zaman yapamamıştık. Password reset token mı dedik bunun ismine ya? Yine password reset token. Ben de show'lu olanı zannettim de senin gibi aynı. Emin olamadım. Bu bir token istiyordu biliyorsunuz yollarken yine. Token da gelen token olacak. Şu sayfayı bir yenileyelim. Geldi ama biz emin olabilmek adına hani sizlerle bir daha basıyorum bunu. Bakın token'ı buldu, getirdi. Şimdi ben burada parolamı gireceğim. Parola doğrulamaya basacağım ve bu akın şöyle bir formunu görün istiyorum. Formumuza baktığımız zaman linkimiz işte bakın burada token'la bir şekilde gidiyor. Metodum yine post vesaire vesaire aynı şekilde gidiyor olacak. Şimdi yapacağımız işlemin sıradaki tarafı reset tarafı. Root'tan yine yürüyeceğim. Root'ta ne isim vermişiz? Password reset diye bir fonksiyona ihtiyacımız var. Login kontrolünün içinde. Yine öbür işlem gibi ben en alta getireceğim. Bunu da koyacağım. Public function password reset. Şimdi burada request, özel bir request oluşturalım. Çünkü bu confirmation'ı yapacağız orada. Ya burada da yapabiliriz de. Ben özeli yapalım. Orada koyacağım. Bu işlemde. PHP artisan make request password reset request dedik. Password reset reset request şu. Request'ten request al. Sonra içerisine geldim. True dedim. Bunun içerisinde aslında token'ın gelmesi de zorunlu bir alan. Ben bu token'ın gelmesi zorunlu ama aslında bu istek atamaz. Token olmasa bu isteği atamaz. O yüzden burada token'ı koymak zorunda değilim. Ondan dolayı yani koymayacağım. Yoksa zorunluluğu kesin yani. E-mail'i require. Tabii bunu şöyle ele arasına alayım. Ve bir e-mail adresi olması gerekiyor. Ama biz e-mail yine yollamadık, değil mi? Yani ben demiştim mi demin hani öyle yapalım. Bunu yapmadım. Yapmadığım için boşunasına yine koydum. Sadece password kalıyor geriye arkadaşlar. Tabii kusura bakmayın. Bunu unuttum az önce. Passwordlı kısım gelmek zorunda.
Bu confirm olmak zorunda. Yani doğrulamayla beraber geliyor ya, bunu otomatik olarak kendisi algılıyor. Sonra bizim bu parolamız nasıldı hatırlamıyorum. Bir büyük bir küçük olan var. Yok, neler koymuştuk? Tam aynısını koyalım istiyorum da. Şu request'in içerisinde var mı? Yoksa bir gözükmüyor. Neyse. 2 dakika bakalım şuradan. User Edit'te mi vardı? Bunun store'unda da vardır. Şu kısmı komple aldım. Altına koyacağım. Sadece o ilgili kısımları ekleyeceğim. Şurasını almamız yeterli. Alt tarafı sildim. Password şu an import olmadı, kopyala yapıştırla aldığım için. Bunun importunu Eliminate Support'tan alıyorum. Yanlış mı aldık ya? Niye öyle oldu yaptı? Formunu kapatmalı. Yok, rule'lardan almam gerekiyor. Validation rule'dan almam gerekiyordu. Import ederken yanlış import ettim. Çünkü var bir şey dedim yani, bir aksilik. Çünkü bu bir rule haklı. Şu. Rules'u aldık. Şimdi artık görüyor. Bu istek geldiği zaman buraya ben bir request yine alarak görmeliyim. Şöyle parola alanını doldurduk. Parolayı sıfırladık. Bakın başarıyla geçti. İkisi de birbirinin aynısı çünkü. Şöyle geri geliyorum. Birisine farklı bir parola girdim. Gönderdim. Zaten muhtemelen hem tutmadı hani parola şu an, hem de benzerliği bir sıkıntı var orada. Şimdi bunu da yapabilmek için ben bir hata basmam lazım. Şöyle projenin içerisinde yaptığımız için daha önceden errors kısmını aratıyorum projenin komplesinde. Ollu olan nerede eni? Şu mesela. Bizim şu alertlerle basacak. Şimdi şunu da sürekli yapmak yerine, hani birden fazla yerde yapacağız, yapıyoruz da zaten. Yapmak yerine bir tane komponent oluşturalım. Algin yönlendir. Komponent. Ama şey istemiyorum. Class. Demiyorsun. Tamam, komponent Komponentimizin ismi error olsun. adını değil. Ama bir klasörün altında olacak mı? Tabii errorsların altında olsun. Error slash. Tire bir mi? Yoksa ha, burayı diyorsun. Evet. Error slash. Error yapacaksan error diyeceğiz yine. Hatalar. Display error değil mi? Yeah. Görüntü değil mi? Olur değil mi? Anlam olur Olur. mu bilmiyorum ki. Klas istemiyorsak tire bir. Tire bir okey miyiz? Tamam, bunu oluşturduk. Daha sonra da nerede bizim bu komponentimiz? Display error içine geldim. Bu kopyaladığım yeri yapıştırdım. Bu her seferinde ben bunu çağırdıkça ilgili yerlerde kullanacağız. Peki tamam Aygün. Şimdi kullanırken nasıl kullanıyorum? Tabii önce açayım ben. Ondan sonra. Benim view'um burada. Burada da değil. Özür. Buradan show'dan yürüyelim. Show. Şurası. Bununla formun şöyle row'unun üstüne mi koyalım? Altına mı? Neden buna bakıyorum? Çünkü görüntü ona göre olsun. Hani görüntü bozulmasın. Kullandığım yeri bulabilirsem şurada. Nerede kullanmışız? Burası. Formun üzerinde ama example diye bir content var. Dümdüz div var. Divin içinde geliyor. Benim kullandığım yerde divin içinde gelmeli ya da artık engellenmemeli. Burada gelebilir ya bizimkisi. Row'un içinde direkt dümdüz satır olarak gelsin. Nasıl çağırıyorum? X Öyle tire mi? X'tire. X tire display our error X tire Süpersin. İçerisine bir şey alamam gerekiyor mu? yani verdik slot Verdik. Böyle kalabilir o zaman. Yani şurada bak. Şundan dolayı sordum bu arada. Şunlar var ya, errors falan. Vermek gerekiyor mu bunları? Bunun içine. Sence? gerekmiyor gibi. Tamam.
Onu kapat abi artık. Bunları bir kapatalım. Şu an ben göremiyorum ki, o yüzden kapatamıyorum daha. Ne var ne Işık. yok. Ve o ışığı kapatırsak hemen uyuyoruz. Uyku moduna bağlı, uyku moduna geçiyoruz yani. Ben geçiyorum en azından. Şu Cedar Request. Onu da kapatabiliriz. Bunu da artık işimiz yok, kapatabiliriz. Bu da gerek yok. Reset Password. Buna da gerek yok. Buna da gerek yok. Login'de kalabiliriz. Login'de de şimdi artık o ilgili Viva geri gönderecek, tamam. Şimdi bir sayfayı şöyle yeniledim. Ben parolayı rastgele yanlış giriyorum. Bakalım hatalar şu üstte gelecek mi? Tamam, hataların her birisi geldi. Bunlar tabii İngilizce olarak geldi. Çünkü bir hatalarla ilgili bir mesaj yazmadık biz. Türkçeleştirmedik ya da bir dil dosyası içerisinde şu an henüz yok. O yüzden, ama hatanın geldiği yeri gördük. Yani Aygün dediği gibi her şey sıkıntısız bir şekilde oluştu. Sadece şimdi artık şuradan parola sıfırlama kısmını yapıyorum. Parolamı sıfırladım dedim. Yine doğru bir şekilde girdiğim için artık request'ime ulaştım. Peki. Şimdi biz burada artık ilgili DB'nin kayıtlarını güncelleyeceğiz. Şimdi burada DB query kullanarak yapacağımızı düşünüyoruz. Benim bu gelen token'ım hala içeride var mı yok mu, bir kere bunu bir kontrol edelim, tamam? Token exists. Çünkü bundan emin değiliz yani, bilmiyoruz içeride var mı yok mu. Password tokens var. Token request'ten gelen token. Şu an bu token almadığım için böyle request'ten gelen dedim. Bir değişken aktarmadım çünkü. Burada eğer token exist yoksa, başına bir ünlem koydum. Bu yoksa abi hemen altında abort'la yönlendirelim. 404'de boşu boşuna hiç ilerleme gerçekleşmesin. Tabii seni de bir kapatalım DD. Sonra şöyle enter'ladım. Alt'a geldim. Şimdi Varsa benim user'ım, efendim? update işlemiyor. Şimdi user var mı yok mu? Bir de ona bakmamız lazım. User hala aktif mi? Yani bilemeyip ya silinmiş olabilir. Hani çünkü bir trash bile yapsak silinmiş olabilir. Tamam mı? Ondan dolayı user var mı yok mu kontrol yapalım. Şimdi benim burada token'ım bulundu ya artık. Token üzerinden de, yok, token üzerindeki e-mail'den de bulabilirim. Hani şu Burada anda. direkt Çünkü girdiğin token'da bir zaman okuyor e-mail diyorsun. alanı var ya burada hani. Onu kullanacağım çünkü. Ya burada yine DB ile yürüyeyim. Hani users tablosuna ver. Hep çünkü burada bunu yaptık. Böyle ilerleyelim istiyorum. E-mail virgül token exist'in e-mail'i. Okey değil mi burada? Şimdi ben bunu da buldum. Şayet benim bu user'ım yoksa ne yapacağız? Böyle bir user yok ama ben buna bir uyarı vermeli miyim sizce? Ya bence vermemeliyim çünkü adamın niye haberi olsun? Yani böyle bir user yok, böyle bir token'la ilgili. Ben ona herhangi bir bilgi vermiyorum. Şöyle Aynı. aynı vermeyeceğim de bu sefer başka bir yere yönlendireceğim. 400 bad request hatası atacağım. Bir de mesaj yollayalım yanında. Yani şöyle e-mail bulunamadığı gibi bir bilgi verelim mi? Bilemedim ki yani. Şu an bundan emin olamadım çok. Çünkü adam kendini varsayıyor içeride. Var biliyor. Ama halbuki yok. Yok lütfen Geçen bir e-mail yolladınız. adminle, ya adminle mi diyorum, yöneticiyle iletişime şimdi gibi bir şey yazalım. Olacak şey. Geçim tarzında bir şey olsun. Artık burada bir bilgi yok yani. Ekstra bilgi vermedik. Bunu dedik. Sonrasında artık ben ilgili user'ı güncelleyebilirim. Burada buldum ya user'ımı. User exist. Burada update diyeceğiz. Artık bakın DB query'ye göre yapıyorum işlemlerimi. Ona dikkat edin lütfen. Update içerisi array ister. Biz ne yapacağız? Password'ümüzü güncelliyoruz. Bir crypt hatırlarsanız yapıyordum. Bunun alternatifi neydi? Şöyle hash sınıfını kullanıyorduk. Şu make'i var. Yani hash'le anlamına geliyor. Burada bu sefer bunu kullanalım. Hep öbürünü kullandık. Olduğunu görelim yani çünkü. Request'teki password. Doğru değil mi orası yazılı? Request'teki password'u da aldık.
Artık bu işlemden sonra benim bunu silmem lazım. Bu token'ı sildiriyor olmam lazım. Çünkü token'la ilgili işlem bitti. Token existing delete. Sanıyorum okeydir gibi. Bu parola değiştikten sonra biz bunu nereye yönlendirelim? Login olacağı sayfaya değil mi? Return redirect root login miydi? Social login login'dir diye düşünüyorum. Login'in admin login'i de var mı ya? Yok, Yanlış yere direkt login yollamıyor. admin login'e gidiyor. Login admin login'e mi diyor? Evet, biraz biliyorum. Buradaki giriş nereye gidiyordu? O da az önceki social login değil mi? Yok, onu demedim mi kanka? Bu giriş nereye gidiyor? Benim hatam söylüyor ya. Şu an sonunu bıraktım ya şöyle. Bunu söylüyor da. Nereye gidiyor ki bu? Login. Burayı nasıl açıyor? Nasıl açtırmıştık? Ben hatırlayamıyorum. Prefix açmış işte. Kontrol mü etmiştik yoksa Yok onu? yok. Login. Show login yok mu ya? Show login user. Show login. Show login user'dan geliyor. Değil mi? Evet. Show login user'dan geliyor. Show login nereden geliyor? Show login user. User.login yapmam gerekiyormuş. Bak buraya gelmesi için. Tamam. O yüzden gel neredeyiz? Şurada. En alta geldim. User nokta. Login'e yönlendiriyorum. Buraya gelirken yapmam gereken bir işlem var mıydı? Yani bir bilgilendirme yapmak gerekir mi? Parolanız sıfırlandı gibisinden. Parolanızı girerek işte şey yapın. Ne yapın? Öncesindemiş. Yani gittiğimizde mi? Şimdi. Şurada nasıl alert veriyoruz da bu alert verelim diye diyorum hani. Bence Parolanız sıfırlanmıştır başarılı bir şekilde falan ya gibi. da gitti sayfada mı? Gittiği sayfada işte veriliyor. Parolanız sıfırlanmıştır. Giriş yapabilirsiniz. Şuraya da nokta virgülü koydum. Bakalım. Şimdi benim bunu kapat. Bunu da kapat. Bunu aç pardon. Bunu değil. Buradan tekrardan gönderdiğimiz mailden resim nasıl geldi? Evet, resim gelmiş falan. Bir dakika abi. Yerde nasıl yedek yapıyorduk? Storage zaten yolu yanlış, düzelttik orayı. Nasıl geldi ki? Aset koyduk oraya, yolu düzelttik geldi. Normalde sen burada gelmemesi gerekiyor Evet, içerisine demiştin. kendisi demek ki Yanında. mail message sınıfı onun içine eteş ediyor, ekliyor ama Ama bu boyutunu büyütür mailin. Normalde senin doğru yolu olduğu zaman otomatik olarak açılır. Tamam ya, yani şu an ben buna bassam açılacak da aslında gelmemesi lazım. Bizim bilgisayarda değil muhtemelen çalışıyor. Senin bilgisayarından gidip ben bu linke gitsek çalışmayacak. Bu maili açsak tamam. mail trap'i herhalde öyle yani bilmiyorum da. Nasıl bilmiyorum. Bir denemek deneriz senin bilgisayarından bir bakarız. Çalışmadan ama dediğim gibi oluyor aslında gün. Bundan eminim merak etme. Daha sonra soru yaşamazsın da. Ama şuradaki imagine şeyi güzel doğru değil. Şey Bunu geldi. düzelteceğiz. Deme lan deme şu an. Ben de olsam sinirlenirdim. Hadi alt üstü uyardım diyecek şimdi. Ne dedim yani. Yok, biraz gerildi ama şu an. Yo. Neyse. Ölmedi. Şimdi neredeyiz abi? Şimdi gelin. Burada parola sıfırlama. Tamam ben buna basacaktım. Geldim. Şimdi parolamızı sıfırlayacağız. Yine password yollayalım. Şimdi bu sıfırlandığı an, şimdi bu yapmayacağım bu işlemi. Bastığımız an bizim ilgili modelimiz güncelleniyor. Modelimiz güncellendiği zaman da Aynen. modelin güncellenip güncellenmediğini nasıl anlayabilirim? Ya Observer'la bunu anlayabiliyorduk. Hatırlarsanız güncelleme işlemi olduğu için. Ya da listener'la beraber ben bunu dinlersem yani bu event'ı dinlersem yapabiliyordum. Burada da bununla ilgili bir güncelleme çünkü yapmak istiyorum. Tabi burada ben şu anda user'ı DB ile beraber yaptığım için observe olmayacak. Laravel'de böyle bir kullanım var mı? Ona bakacağım. Ben de bilmiyorum çünkü bunu. DB query
Observable var mı direkt içerisinde? Eloquent'te var da. Query Builder'la beraber var mı? Bundan emin değilim. Ya bu model. Model olunca olur. Biz onu modele çevireceğiz o zaman. Observer'ı kullanmak için modele çeviriyorum. Amacım o yani. Biliyorsun dedim ya biraz önce. Bu hızlı ama her özelliği yok. Her özelliği olmadığı için. Bunu burada bırakacağım yine kodunu. User modelini çağıracağım. Geri kalan bir kodu değiştirmeme gerek yok. Burada biliyorsunuz artık modeli kullandığım için ve ilgili modeli de update ettiğimiz için buradayken artık bizim observable'ımız çalışacak. Hatırlarsanız observe oluşturmuştuk daha önceden. User'ın registered observer vardı. Mesela burası bir user create olduğu zaman işte user update olduğu zaman şuraya user'ın update olduğunda geleceği yere bir bakalım. Bir gelip gelmediğini beraber bir görelim. Burada oluyor mu olmuyor mu? Parolayı sıfırlamaya şimdi bastım. Ve geldi. Bakın DD'de bastı user'ı. Şimdi burada attribute password'e bir bakmak istiyorum. Şu sonu GP2'ye mi? Aygün, değil mi? Evet. Bir de original'a bakalım. Gerçi change'de var ya. Buna bakmaya da gerek yok da. Change bölümü var. Parola Aynen. değişmiş. Değişeni gösteriyor. Yok direkt var zaten. Şimdi burada bir şey göstereceğim. Ondan dolayı bunu özellikle böyle DD ile bastım. Şimdi ben burada update'te eğer ki parolam değişmişse ben kullanıcıya bir mail daha yollayacağım. Diyeceğim ki bak senin parolan güncellenmiştir diye bir bilgi vereceğim. Şu an burada tam şu an yani şu dakika itibariyle event'ı, notification'ı ve normal mailin arasındaki farkı anlamanız gerekiyor. Direkt maili niye kullandık? Notification'ı niye kullandık? Şu an çünkü burası yine notification kullanacağımız bir alan. Observer'ın içerisinde. İçerisinde. Bununla birebir aynı işlemi listener'la yapabilirsiniz bu arada. Ben onu gösterdiğim için aynısını uygulayın, kullanın. Listener ve event'ı. Biz burada observer kullanarak yapacağız bu işlemi. Şimdi burada da Laravel'in içerisinde is dirty, is clean, is was changed diye bir 3 tane alan olması lazım. Bir onu doğru hatırlıyorumdur diye düşünüyorum. Is dirty demek yani kirli değil mi? Kirli mi? Pis. Bürünüp kirli, Öyle bir anlamı bürünüp var. Bu ne demek? Yani veri değişmiş, veri güncellenmiş anlamına geliyor. Is clean, veri hala temiz mi? Hani güncellenmedi mi? İşte is kirli. was change mi ya? Was change mi? Öyle bir işte Değişmiş mi hatırlıyorum da diyorsun? hani şu an bir net olarak bir bakalım yine görelim. Is dirty aynen. Ya bu alan bakın burada da söylemişti. Hani alan güncellendiyse buradan true dönüyor. Ben şu an bunu kullanacağım. Temizse is clean. Bir de was change olması lazım. Ha. Bu da alan değiştiyse anlamına geliyor. Bizimkinde de biz güncelliyoruz. Ben burada was change'i kullanarak da yapabilirim gerçi. Niye onu Dörtlü yapmayayım? fark ne var? Ya var ya bir şey söyleyeyim. Bunu tam olarak emin değilim ama bak burada da yazıyor. Original alanıyla mı alakalıymış? Bak bakalım bir. Bence change şöyle bakıyor. Birisi benim fikrim yani şu an böyle düşünür düşünmez. Şu aklıma geldi. Birisi bu change alanına bakıyordur. Muhtemelen burada var mı yok mu gibisinden. Birisi original'la attribute'ün arası. Yani aynı mı değil mi? Ona bakıyor olabilir. Kendisi gidip karşılaştırıyordur. Ki bak aynı değil. Şu anda. Şuraya da baktığımızda diyor ki get original method returns array containing Geliyorsun. attribute Bunu de yapacağız. original'ın arasındaki bu ne demek bilmiyorum. Yani bir şey yapıyor arasındaki farklılaştı artlara bakıyor. Ben öyle düşündüm açıkçası abi. Was change bunu yapıyor galiba. Bu ne yapıyor abi? Dirty. Türkçesi nerede ki Türkçe bunun? Bu mu? istemiyorum. Evet. Dirty. Değişmeden bakıyorum. Is clean tersine bakıyor da was change ile farkı ne diyor? Ya da was change ne diyor? Model en son kaydedildiği zaman bir değişiklik olup olmadığına bakıyor diyor bu da. Da ne farkı var ben anlamadım. Tabii yöntem get original alındığında yapılan herhangi bir değişikliğin bağımsız olarak modelin orijinal bir dizilendir gerekirse. Ya buna bakarım bilmiyorum. Arasında farkı şu anda. O zaman ben şöyle yapayım. User'ın
was change password. Bu değiştiğinde ya da değiştiyse true dönecek ya. O zaman if dedim. Bu password Duruyorsa değiştiyse user'ın notify'ına tabii new diyeceğim ama bunun böyle bir şu an yok. notification'ım yok. O yüzden şunu yorum satırına aldım. PHP partisan make notification. Benim yollayacağım password reset notification diyeceğim. Çünkü bu password'ün resetlendiğine reset yani password reset mı da change it diyelim ben buna. Bence o zaman senin dediğin gibi hani değişti. Ya da reset desek, çünkü her yerde reset kullanıyoruz da hani. Reset tutma hani yani değiştirdi. Neyse reset Resetlendi. diyelim. Sonuçta bunu adam resetlemek için. Ama bittiğinde bunun çalıştığını nasıl anlatacağım? Burada anlaşılmıyor bakınca. Hani bu parola sıfırlanınca mı gitti? Yok bence bunu change yapalım o yüzden. Tamam. Yani değişti. Şifre değiştiğinde gönderilen notification Böylelikle kendi anlamına değiştirmek geldi. isterse de değiştirir içeride. Atıyorum şifresini güncellemek istiyor adam. Yine bu notification'ı kullanır, mail gider. Yani ben anlamadım dediğini. Ne demek istediğim, şu anda biz resetliyor, parolasını unuttu için. Tamam. Biz en son bu Ha, parola ne bildirimdeki. zaman değişirse bu gidecek Evet. zaten. Aynen. Aynen Yani öyle. iki tane notifiye yapmayız. Aynen öyle. Ki zaten yapmayacağız da isimsel olarak ben bunu böyle verdim. Yani bu isim anlamında sadece. Böyle password notification'ımız geldi. Burada herhangi bir yerde bir şeye ihtiyacım olacak mı benim? Ya sadece bilgi vereceğim. Bunun notification'ı yolladığım yer şurası. Artık burada new password change it notification yolla. İçerisine bir bilgi yollamama gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani sadece amacım notification'ın gittiğini görmek. Buraya da yeni bir view yapalım. E-mail nokta reset password tire change it diyelim. Bunlara da gerek yok. Bu view'u da oluşturmamız lazım. Şöyle reset password change it diye. Bir user'a lazımmış gibi geldi bana şu an. Demin gelmemişti de. Bir user alalım ismini hani yazalım. Sayın bilmem ne falan işte ne bileyim öyle bir şey yazarız. O yüzden buna bir şöyle user'ı göndermiş olalım. İçinde de tabii yine public user model olarak user'ı aldık. Buna da with'le yollayayım. Kompaktla çünkü yollamak şu an burada zor olur ya da bit'e de gerek yok. Şöyle virgülle array şeklinde de yollayabilirim tabii. Bunu pek kullanmadık çünkü şu ana kadar. Bunu da kullanalım. Böyle user'ı içerisine yolladım. Kompaktan farkı ne bu şekilde bunların? Array aynı. Aynı değil O mi? kompakt kendisi array'leştiriyor. Sen kendin bunu Kendi yapıyorsun. yapıyorsun. Araya bir fonksiyon kullanmamış oluyorsun. With'le de birden yani beraberinde yollamış oluyor. Beraber yolladı. Ya ekstra bir şey koymayalım şu an. Açıkçası onunla uğraşmayalım diyorum. O İsim ne yüzden diyelim? aynen. Sayın dedim. İşte user'ın name'i parolanız sıfırlanmıştır. Bir tane daha P açalım. Parola değiştirme işlemini siz yapmadıysanız lütfen yönetici demeyelim de lütfen işte bir tane mail adresi verelim mesela. Info et falan buraya mail atsın. İşte Yazalım. yazılımeğitim.com.tr adresine mail atabilir ya da bir av koydum. İletişim formundan iletişime geçebilirsiniz. Diyelim. Burada da bir root yok. Şu anda ne Bu verelim? Yani olmayan root da biz verelim yine ya.
Kontakt diye bir root'umuz yok. O yüzden bu hata verecek. Hata verecek de biz hata vermesin diye şu an öylesine bir tane root koyalım. İşte kontakt ya da öyle olmasın. İletişim. Tamam, bu var yani. Şu an bu işe yaramıyor da bunu biz daha sonra kendimiz özelleştiririz kullanırken. Buradan iletişime geçebilirsiniz dedik. Artık gitmesi lazım. Ne diyor? Notification already exist. Notification yapmadım ki ya. Yaptım daha doğrusu, yani istemedim bunu yaptım. Şimdi benim bu modelim güncellendiğinde demiştik. Bir kez daha bir yenileyeceğim. Ama bunu yenilediğim zaman çalışmayacağım. Çünkü token geçersiz olması gerekiyor artık. Bakalım ne oldu? Nerede? Delete işlemine kadar geldi. Ve dedi ki böyle bir undefined metot demiş. Pardon. Delete metodu mu? Var da token'ı bulamadı. Bulamadıysa niye orada durmadı? Onu anlamadım. Bakalım. Hata vermesi bence iyi bir şey işte böyle bir durumda. Token exist'in içinde ne var? Baya baya var. Şimdi bu bunu delete edemiyor. Çünkü arkadaşlar sebebi şu. Bu tablonun bir ID'si yok hatırlarsanız. Biz daha önce user notify diye bir tablo oluşturmuştuk. Daha da notify diyorum. User verify diye bir tablo oluşturmuştuk. O tabloda da ID yoktu ya. ID olmadığı zaman delete direkt çalışmıyor, tamam? Sebebi bu. Ondan dolayı token önce bir query diyorum. Yine hatırlarsanız böyle yapmıştık. Bunun sonundaki first'ü kullanmadım. Alt satırında token exist deyip token query'nin, tabii de şu query şusunu büyüteceğim. Orada da büyüteceğim daha sonra. Ah. First'ünü aldık. Bunun Q'sunu şuraya büyütelim. Şimdi burada altta da sildirirken token query'nin delete'ini yaptırtacağız. Tabi bu arada biz demin bu sıfır şifre sıfırlama işlemini tamamladıktan sonra bu silmemiş miydi ki bunu? Silmemiş demek ki demin. DD bastığımız an durdu. Bu update'te durdu ya biraz önce. Bundan dolayı. Bir kez daha yolladım. Paralarınız sıfırlanmıştır. Giriş yapabilirsiniz dedi. Bakalım mail geldi mi? Mailimiz de geldi. İletişim formuna iletişim geçebilirsiniz. Bak ismi, ismi, cismi, her şeyi gelmiş. Bir sıkıntı yok. Buradaki durumda okey. Bir tık daha güzel oldu diye düşünüyorum. İşlemlerin genel itibariyle. Bunu niye böyle kullandığımızı genel olarak iyi anlarsanız sizin için yararlı olacağını düşünüyorum. Yani bunun DB table, yani DB query olmuş. Query builder deniyor dedi. Ya da işte model olmuş, farkı yok. Hani bunun farkı yok. Bunu bir daha yazmayalım diye. Eğer ki sen bu first'a gidip burada alıyorsan gidersin burada bir daha aynı sorguyu çekip delete diyebilirsin. Çünkü ilgili tabloda bir ID alanı yok. Bu kaydı burada durduracağım ama bir eksik kaldı mı ya başka? Parola değişince bilgi verdik. Observer'ı kullandık bir daha. Demin demiştim ki bir eksik var. O eksiği de birazdan gideririz gibi bir sözcük kullanmıştım sanki. Onu kullandın ya. Efendim? Aynı kişi birden fazla kez gönderse demiştiniz değil mi? Aa evet, evet, süpersin Uzuk. Var ya kral ya. Hemen not alıyor var ya. Helal Uzuk. Vallahi mutlu oldum bak şu an. Biz password reset'e basıp mail, yani ilk hatırlatma mailini yollarken, yani mail 2.2.2'yu kullandığımız yer. Burada eğer kullanıcının daha önceden sürekli mail attırabilir dedik. En fazla mail kaç kere attırsın? Ya da son token ne zaman oluşmuş? Tamam, son token ne zaman oluşmuş ona bakalım.
Bunun token'ını bulduğumuz yer neresi? Bu token find. Token find'ın bir created date'i var. Var. Güzel. Şöyle. Bir kez daha if token find diyorum. Varsa. Demek zorundayım çünkü bu işlemi yapmak için. Varsa ve demek de mantıklı bu arada. Now yani şu an ki zamanla if demek mi doğru olur? Arasındaki fark. Diff çıkartmak demek dedim. Öyle doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum ama diff house diyeceğim. Diff house token'ın find'ın created etiyle arasında farka bakmasını istiyorum. Bu direkt böyle anlaşılamayabilir. Yani şu an ben sizin için söylemiyorum. Kod anlamayabilir bunu. Anlamazsa da burayı karbon parslayacağım. Hani karbonlayacağım ki bu karbon metodu çünkü şurası. Arasındaki fark. Yani şu an farkı bulduğunu varsayıyorum. 5 saatten küçükse, tamam mı? 5 saatten küçükse mail yollamasın. Mail yollamasın. Mail yollamayacak. Şöyle bir bilgilendirme vereceğiz. Şurada. Diyeceğiz ki info. Daha önce sıfırlama mailinize gönderilmiştir. 5 saat yani birkaç saat sonra tekrar deneyebilirsiniz diyebiliriz. O sayede buraya geçmemiş olur. Tabii şurası ben çalışmayacak da ben buranın çalışmayacağını düşünüyorum. O yüzden de bence önce bir şurada DD ile basarak sadece şu kısmı bir görelim hani yani. Nasıl çalışmayacakmış gibi geliyor. Muhtemelen yanlış hatırlıyorum. Sap mıydı ya? Sanki bir de sap vardı bak. Da şuraya bir virgül koyup bir de öyle bir görelim. Now sap power. Ya bunlar ne işe yaradı inanın hatırlamıyorum şu an. Deneriz ama diff demek farkını bulması gerekiyor diye ben düşünüyorum. O yüzden onu deneyerek bir başlayalım. Testimizi yapalım. Bir de bu arada benim veri tabanımdaki şu tabloyu da bir görelim. Bakın veri tabanının şu anda bu tablosu yani ben yeniliyorum. Hiçbir şey yok. İlk defa yazdığımda normal mail atacak diye beklerken atmadı. Çünkü bunun zaten bulamadım diyor. Haklı. Ben bu işlemi öylesine bir üstüne if token find varsa yap diyeyim. Haklı olarak öyle dedi. Bakın doğru yaptık galiba. Bunun doğru yapıp yapmadığımızı anlamak için de geleceğim bu created'deki tarihi ben kendim elle değiştireceğim. Mesela 15-11 değil de 14-11 yapıyorum. Bir gelmesini bekleriz değil mi böyle olunca? Şimdi bir kez daha sayfa yeniledim. Bir. Tamam başarılı. Yani ben diff in hours doğru hatırlamışım. Sub neydi ya? Sub'ı ne için kullanıyorduk? Çıkar. Birbiri arasında fark mıydı? Unuttum şu anda ama onu da gösteririz nasıl olsa. İhtiyacımız olacak ilerleyen durumlarda. Böyle ihtiyaç oluştukça bunları gösteririm. Göstermesem de siz artık bunların varlığının farkındasınız. Karbonla bu nasıl yapılır? Karbonla şu nasıl yapılır deyip Google'dan aratarak hani kullanımının farkını görebilirsiniz. Bu now ne demek? Şu an. Şu andan çıkart. Neyi? Credit çıkart. 5 saatten küçükse bu uyarıda bulun dedik. Şimdi artık bakalım sayfayı şöyle bir yeniledim. Böyle bu uyarıyı da verdik. Bence gayet güzel oldu. İyi oldu bu uyarıda. Başka bir şey söylemedim herhalde. Şu an artık bitiriyorum dersi çünkü kaydı.